Sosyal medyada o algı operasyonu yapıldığı noktadayız. Yani köprünün halatları koptu, korkulukları devrildi diye algı yaptılar. İşte bakın biz şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstündeyiz ve kameraman Ertan Tuna sizlere gösteriyor. İşte o sosyal medyada atılan fotoğrafın tam bulunmuş olduğu noktadayız. Köprüde şu an herhangi bir olumsuzluk yok. Zaten Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yapmış olduğu konuşmada bunun bir kez daha altını çizdi ve yapılanı, yani sosyal medyada yapılan bu konuyu kınadı. Şu an Ertan Tuna sizlere gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün tam orta noktasındayız ve şu an bakın köprünün halatlarını sizlere gösteriyoruz. Şu an korkuluklarına baktığımız zaman tabii ki yürüyerek de yapıyoruz. Tek bir noktada bulunmuyoruz. Şu an yürüyerek yapmış olduğumuz bu yayında köprünün tüm noktalarını sizlere gösteriyoruz. Hatta Ertan istersen hangi noktada olduğumuzu daha net göstermek adına bakın orada Ortaköy Cami var. Zaten o sosyal medyada atılan fotoğrafta Ortaköy Cami tam olarak gözüküyordu. İşte o fotoğrafın hemen çapraz noktasında köprünün bir noktasında böyle bir kabarıklık duruyordu. Ve bununla ilgili biz yapmış olduğumuz bilgi araştırmasında altında köprünün bakım ve onarımını yapmak için raylı bir sistem var. Yani Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler köprünün 7/24 bakım ve onarımını yapıyor. İşte bu da köprünün alt kısmına yerleştirilen raylı sistemin sabah saatlerinde orta kısımda durmasıyla birlikte birileri o fotoğrafı çekti, o platformu çekti ve sosyal medyada İstanbul'da deprem oldu, köprüyü kullanmayın, halatları, demirleri koptu gibi algı operasyonu yaptılar. Başkan Erdoğan zaten kınadığını söylemiştik. Biz de almış olduğumuz özel izinlerle birlikte öncelikle İstanbul İl Emniyet Müdürü Doktor Mustafa Çalışkan'a gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadı ve burada bu yayını yapmak için bizlere izin verdi. Şu an Ertan Tuna sizlere gösteriyor. Bakın hareket halindeyiz. Yürüyoruz ve köprünün diğer noktasına doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu an köprünün herhangi bir noktasında en ufak bir aksaklık yok. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapasağlam bir şekilde yine sürücüler üzerinden geçebiliyor. Tabii ki trafik de var dedik. Şu an bakın köprünün üst kısımlarında o bağlantı noktalarını sizlere gösteriyoruz. Orayı çok yakın bir noktadan görebiliyoruz ve en ufak bir çizik bile olmadığını söyleyebiliriz. Yani bırakın kırılmayı, burada gerçekten yakından gördüğümüz zaman çok sağlam bir şekilde durduğunu görebiliyoruz. Yine korkuluklara bakmamız gerekirse işte korkuluklarda da en ufak bir kırıklık, kopma veya çatlama söz konusu değil. Evet, İstanbul'da 5,8'lik bir deprem oldu. İstanbul'un birçok noktasında bu deprem hissedildi. Ama yapılan bu algı operasyonu gerçekten kınanacak şekildeydi. Başkan Erdoğan zaten kınadı. Hatta biri tweet atmış. O tweet'i kınıyorum. Sosyal medyada yapılan bu algı operasyonlarına inanılmaması gerektiğini Erdoğan bir kez daha altını çizdi. Biz de aldık izini, özel izinler aldık ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldik. Şu an bakın köprünün birçok halatını, birçok bağlantı noktasını sizlere gösterdik. Hatta Ertan şöyle alt kısmında, yani yürümüş olduğumuz bu yolu da göster istersen. Bakın burada da en ufak bir hasar yok, çatlama yok, kırılma yok, dökülme yok. Hiçbir şey yok. Sapasağlam duruyor. Tabii ki aynı şekilde, yani yayına girmeden önce köprünün diğer tarafında da biz zaten inceleme yapmıştık. Burada Amir Bey de bize yardımcı oluyor sağ olsun. O da köprünün diğer tarafını ilk önce gösterdi bizlere ve onları zaten haberimizde kullanacağız. Oradan görüntüler de aldık ve bununla birlikte köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş güzergahına geçtik. Ve burada şu an canlı yayında tüm ayrıntılarıyla birlikte sizlere gösteriyoruz. Evet, İstanbul'da saat 14 itibariyle 5,8'lik bir deprem oldu. Ve bununla birlikte sosyal medyada tabii ki sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü değil, birçok algı operasyonları yapılmaya çalıştı. İstanbul'daki vatandaşlara panik havası verilmeye çalışıldı. İşte onlardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. Zaten geçtiğimiz dönemlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışması yapılmıştı. İşte onunla birlikte şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerine geldik ve şu an burada en ufak bir sıkıntı olmadığını bir kez daha sizlere göstermiş olduk. A Haber farkıyla şu an bunları sizlere gösteriyoruz. Dediğim gibi bakın bayağı bir yürüdük. Sanırım bir 100 metre yürüdük ve tüm noktalarına ayrıntılı bir şekilde ben de bir taraftan bakıyorum. Ama en ufak bir hasar,
kırılma, dökülme, kopma, çatlama hiçbir şey göremiyorum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün en son bakım onarımından sonra köprünün şu an tüm noktaları yine aynı şekilde sapasağlam duruyor. Ertan, bir kez daha gösterelim. Bakın sol tarafta Ortaköy Camii var. O sosyal medyadaki hesaptan atılan fotoğrafta Ortaköy Camii'nin tam çapraz noktasında köprünün altında bir platform duruyordu. İşte o platform bakım onarım için yapılmıştı. Raylı bir sistem, yani istenildiği zaman Avrupa yakasına, istenildiği zaman da Anadolu yakasına o platform kaydırılabiliyor. Zaten raylı sistem olduğu için istenilen noktada durup köprünün alt noktasında bakım onarımını personeller yapabiliyor. Bugün sabah saatlerinde rüzgar biraz sert olduğu için o platform geri çekilemedi. Ama sosyal medyada yapılan bu algı operasyonu ile birlikte o platform Anadolu yakasına çekildi ve şu an Anadolu yakasında köprünün ayaklarının altına sabitleştirildi. Belki de o fotoğrafla birlikte birçok kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeye korktu. Halatları koptu denildi, demirleri kırıldı denildi, başka yalanlar söylenildi. Ama A Haber farkıyla bakın biz sizlere köprünün bir ucundan diğer ucuna kadar geldik ve tüm ayrıntılarıyla gösterdik. En ufak bir halatında incelme, kopma veya hiçbir hasar yok. Zaten birçok halatı geçtik. Şu an yaklaşık 200 metreye yaklaştık galiba. Ve yavaş yavaş da şu an Anadolu yakasından Avrupa yakasına da geçmiş bulunuyoruz. Sürücüler gönül rahatlığıyla hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yine tüm noktaları İstanbul'da rahat bir şekilde kullanabilir. Çünkü İstanbul'da yapılan hizmetlerle birlikte en ufak bir aksaklık söz konusu değil. Şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün artık tamamen orta kısmını da geçtik ve Ertan Tuna şu an sizlere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün halatlar kısmını gösteriyor. Ersan, istersen şu korkulukları da bir kez daha gösterelim. Bakın korkuluklarda da en ufak bir kopma veya şey söz konusu değil. Şöyle hatta Ertan gösterelim burayı. Bakın tam çapraz noktası. Aslında o fotoğrafın da çapraz noktası işte bu noktaya da tekabül ediyor. Biraz daha gerisi de olabilir ama gördüğünüz gibi en ufak bir hasar söz konusu değil. Evet, 14 itibariyle bir doğal afet oldu. Deprem oldu ve 5,8'lik bir depremle birlikte İstanbul sallandı. Silivri açıklarında olan bu deprem İstanbul'un birçok noktasında hissedildi. Sadece tabii ki Avrupa yakasında değil, yine keza Kurtköy'e kadar, Kartal'da, Pendik'te, Maltepe'de, Kozyatağı'nda deprem hissedildi. İşte bununla birlikte birileri bir amaç güttü ve bu amaçla birlikte sosyal medyada algı operasyonu yapmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeyin, halatları koptu denildi. Ama işte A Haber farkıyla bir kez daha söylüyorum, almış olduğumuz özel izinlerle birlikte işte burayı size tüm ayrıntısıyla göstermiş bulunuyoruz. Halatları, demirleri, korkulukları, yürümüş olduğumuz bu yolda en ufak bir aksaklık, kırılma hiçbir şey yok. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki sapasağlam. Hatta bırakın kırılmayı, şu an biz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinde yürüyoruz. Eğer bu köprü kırılmış olsaydı bizim burada yürümemiz mümkün olur muydu? İşte bu soruyu da o Twitter hesabından paylaşım yapan kişiye ben de iletmek istiyorum. Yapılan algı operasyonlarıyla birlikte birileri bir amaç güdüyor ama bunun önüne işte bakın bu yalanları er ya da geç ortaya çıkmış oluyor. Artık tamamen Avrupa yakasına gelmiş sayılıyoruz galiba Ertan. Şu an bu yürüme yolunda polislerin kullanmış olduğu bu güzergahta biz de almış olduğumuz özel izinlerle birlikte yavaş yavaş yürüdük ve köprünün birçok noktasının birçok halatını sizlere gösterdik. Yine şunu da Ertan biraz hızlı yürüyelim istersen. Bakın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bakım onarım yapılmadan önce halatlar şuraya sabitleniyordu. Ama bakım onarımla birlikte yapılan proje çiziminde halatlar değiştirildi. Ve daha sonra işte bu şekilde dik yapıldı. Ve bu dik yapılmasıyla birlikte yine halatlar şu an o yapılan şekliyle duruyor. Yani ekstra bir bakım onarıma girmedi. Sapasağlam duruyor. Şuraları gösterelim istersen Ertan. Bakın. Bu halatın üzerindeki dişlerde bile en ufak bir incelme, yıpranma söz konusu değil. Şu an çok sağlam bir şekilde durduğunu söyleyebiliriz. Hatta bırakın halatları, köprünün ışıklandırma sisteminde bile en ufak bir aksaklık söz konusu değil. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gerçekten çok sağlam bir şekilde yapılmış olduğu bakım onarımından sonra daha uzun yıllar boyunca hizmet etmeye devam edeceğini biz buradan bir kez daha görmüş olduk. 5,8'lik bir depremden bahsettik. Evet,
Bu olabilir. Zaten uzmanlar, deprem uzmanları da söylüyor. Önümüzdeki günlerde yine deprem olabilir. Ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yıkacak veya halatlarını koparacak bir şiddetlikte deprem olması söz konusu değil. Uzmanlar bunu da beklemiyor zaten. Evet, Marmara'da belli bir hatlarda depremin hissedilmesi söz konusu olacaktır. Zaten geçtiğimiz günlerde yine Silivri'de deprem olmuştu ve şimdi de bugün 14 itibariyle saatler 12.59'u gösterdiğinde 5,8'lik bir deprem oldu. Tabii ki Silivri açıklarında yaşanan bu deprem İstanbul'un birçok noktasında hissedildiğini söylemiştik. Kartal'da, Kurtköy'de, Pendik'te, Kozyatağı'nda, Beşiktaş'ta, Avcılar'da, İstanbul'un tüm ilçelerinde neredeyse hissedildi. Yaklaşık 3 saniye sürdüğünü ben de söyleyebilirim. Biz de Beşiktaş'taydık ve 3 saniye boyunca o depremin şiddetini biz de hissetmiş olduk. Ama birileri kalktı sosyal medya hesabına girdi ve oradan daha sonra fotoğraf paylaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden sakın geçmeyin dedi. Köprünün halatları koptu denildi. Başkan Erdoğan da zaten Birleşmiş Milletler New York'tan sonra İstanbul'a geldiğinde bir basın açıklaması yapacaktı. Ama o basın açıklamasında ilk değinmesi gereken ne yazık ki sosyal medyada yapılan bu algı operasyonu oldu. Başkan Erdoğan ne demişti? Twitter'da, sosyal medyada bir kadın bir tweet atmış ve köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu dediğini Başkan Erdoğan söyledi. Hatta şöyle de dedi Başkan Erdoğan, böyle densizlik yapanlar da var, böyle bir şey söz konusu değildir dedi. İşte bakın, biz de bununla birlikte Başkan Erdoğan bu açıklamasından sonra İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a, yine Köprü Koruma Müdürlüğü'ne, yine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ahmet Bey'e ulaştık ve köprüden yayın yapmak istediğimizi söyledik. Sağ olsun Mustafa Müdürümüz de, İstanbul İl Emniyet Müdürümüz de bizlere izin verdi ve şu an o Twitter'da atılan fotoğrafın olduğu noktadayız. Yani köprünün halatlarını koptuğu denilen noktadayız. Ama bir kez daha söylüyorum. Köprünün altında raylı bir sistem var. Bu raylı sistemle birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler burada köprünün altında bakım onarımını yapıyor, incelemelerini yapıyor, çalışmalarını yapıyor ve istenildiği zaman hem Avrupa yakasına hem de Anadolu yakasına köprünün altında o raylı sistem gidip gelebiliyor. Bugün öğlen saatlerinde personeller çalışmasını yaptıktan sonra, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmasını yaptıktan sonra işte bundan sonra o platform orada durdu. Ertan, istersen şimdi artık tamamen bakın Gökhan Kurt, burası Avrupa yakası. Avrupa yakası, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmiş bulunuyoruz. Ertan, şöyle sağından dönerek bir kez daha gösterelim istersen. Bir de tekrar bir gidelim. Daha sonra yavaş yavaş sözü sizlere bırakacağız. Tabii ki almış olduğumuz özel izinlerle birlikte biz burada olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. Normal şartlarda hiç kimsenin buraya girilmesine izin verilmiyor. Şu an Anadolu yakasına geldik ve şimdi Avrupa noktasına, yani Anadolu noktasına geri dönüyoruz ve tüm ayrıntılarıyla birlikte bir kez daha sizlere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü göstereceğiz. Neydi? Hemen köprünün demirleri koptu, halatları koptu denilmişti. Ama öyle bir şey yok. Bakın, birçok halatı sizlere gösterdik. Sabit bir noktada yayın yapmadık biz. Köprüyü baştan başa yürüdük ve bununla birlikte köprünün şu an tüm halatlarını sizlere gösterdik. Şimdi köprünün bir ucundan bir ucuna geldik ya, şöyle bir kez daha biraz daha geri döndük, sizlere gösterdik. Erdoğan, şimdi böyle gidelim. Artık tamamen köprünün bir ucundan bir ucuna yürümüş olalım. Halatları gösterelim. Bol bol halat gösterelim Ertan. Çünkü burada yapılan algı operasyonlarında halatlar koptu denilmişti. Ama halatlar kopmadı. Köprüde bırakın halatların kopmasını. Zaten köprünün bu bağlantılı olan yerlerinde, dişlerinde bile en ufak bir çizilme, hasar, yıpranma söz konusu değil. Yani Twitter'da yapılan bu algı operasyonuyla birlikte şu an biz Avrupa yakasından düzeltiyorum. Avrupa yakasından tekrar düzeltiyorum. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geri geldik. Zaten o fotoğrafta, Twitter'da paylaşılan fotoğrafta köprünün hemen sol tarafı, yani bize göre sol tarafı, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isteyenlere göre sağ taraf, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyenlere göre de o fotoğrafta sol taraf köprünün hasar görmüş. İşte yapılan o algı operasyonunda kırılmış, halatları kopmuş gibi söylemler vardı. Ama biz köprüyü baştan başa geçiyoruz şu an
Bakın Anadolu yakasından Avrupa yakasına artık tamamen neredeyse geldik. Hemen üst taraflarda yine bakın orada platformlar da var. O platformları aslında bakın çok güzel bir detay yakaladık. O platformlara benzer bir şekilde bu köprünün altında işte başka bir platform var. Çünkü köprü sadece o bakım onarım yapıldıktan sonra bırakılmadı. Yine köprünün altında, üstünde, her tarafında yine gün içerisinde belli periyotlarda planlamalara göre çalışmalar yapılıyor. Ertan yürüyelim biraz daha istersen. Artık yavaş yavaş Avrupa yakasına geldik. Onu da söyleyelim. İşte o platform bugün öğlen saatlerinde köprünün tam ortasındaydı. Ve biri de o fotoğrafı çekti. Yine söylüyoruz. Fotoğrafı çekti ama işin detayını bilmeden sosyal medyada paylaştı. Halatlar koptu dedi. İşte demirler koptu dedi. Bazı şeyler söyledi. Şu an o Twitter'ı zaten tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü yalan olduğu için dikkate bile almadım ben. Ve biz de dediğimiz gibi izin aldık, geldik, dedik ki bir bakalım dedik ve bizim bakmamızla birlikte bir canlı yayın yapalım dedik. A Haber farkıyla bunu gösterelim dedik. Eğer hasar varsa da hasarı gösterelim dedik. Ama sağlamsa da o yalanı ortaya çıkaralım dedik. İşte geldik köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına kadar adım adım yürüdük ve bu yürüyüşte sizlere de saniye saniye gösterdik.